Yeni nesil sorular iyi bir lise. Gerçekten de bu sene en çok duyduğumuz kelimelerden bazıları bunlar olacak. Matematik soruları, yeni nesil sorular, iyi bir liseyi kazanmak istiyorum, süper bir lise kazanmak istiyorum, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi. Bütün yıl boyunca bu cümleleri duyacağız ama hiç endişelenmemize gerek yok arkadaşlar. Tonguç Akademi olarak bizler buradayız. Sizlerin hayalinizdeki iyi liseye, süper liseye girmeniz için ve yeni nesil soruları çözmeniz için peşinizi bırakmayacağız. Sizlere tam anlamıyla destek olacağız. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok değerli. Mesela Ümran isimli bir arkadaşımız demiş ki matematikten yeni nesil soruları asla yapamıyorum. Konuyu biliyorum ama soruyu anlamıyorum demiş. Bu çok önemli bir sorun. Bununla alakalı birazdan sizlere çok önemli bilgiler vereceğim. O yüzden hiç endişelenmeyin. Bu sorunuzu inşallah kendi çalışmalarınıza, kendi gayretinize çeksiniz Tayyar Deniz demiş ki hocam bir sorun var. İyi bir lise hedefliyorum ve sıralamaya girmeyi düşünüyorum. Bunun için zoru bankası almak zorunda mıyım? Zorundaysan hemen almalı mıyım yoksa LGS yaklaşırken konuları iyice kavrayınca alabilir miyim? Lütfen cevap verin demiş. O zaman hemen videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Umran'ın sorusuyla başlıyorum. Matematikteki yeni nesil soruları yapmanız için öncelikle şunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Adım adım ilerlemeniz gerekiyor. Adım adım ilerlemekten kastım şu. Şöyle düşünün. Bir bina düşünün tamam binanın bu katına çıkacaksınız. Eğer binanın bu katına buradan atlamaya çalışırsanız hop diye burada olmaz. Her seferinde düşersiniz. Ama basamakları adım adım ilerlerseniz o zaman buraya ulaşırsınız. Herkes sizin buradan böyle zıplayarak çıktığını zannedebilir. Aslında siz adım adım basamaklarla ilerlediniz. Peki bu adım adım basamaklar nelerdir? Şimdi öncelikle LGS matematik yeni soruları öğrencilerin yapamamasının temel nedeni güncel yaşamla alakalı bazı konularda sıkıntı yaşamalarıdır. Mesela şöyle örnek vereyim. Bir öğrenci eğer yumurta kırıp da yumurta yapmayı bilmiyorsa veyahut da pilav yapmayı bilmiyorsa veyahut da hani orada pilav yaparken işte pirinci bekletiyorsun, suyu bekletiyorsun veyahut da menemen yapmayı bilmiyorsa bazı şeyleri veyahut da işte pazara gidip böyle alıp, pazarlık yaparak belli ürünleri almayı bilmiyorsa bir anda yani güncel hayatın içerisinde bazı şeylerle alakalı çok uzaksa ama ben çok iyi oyun oynuyorum diyebilirsiniz. Ben çok güzel işte maç yapıyorum ben çok güzel matematik soru çözüyorum diyebilirsiniz. Ama bazı şeyleri günlük hayatın içerisinden yapamıyorsa yenisi soruları da anlayamıyor. Çünkü yenisi sorularda adam diyor ki pazara gitti diyor. Pazar mı? Domates aldı diyor. Domates mi? Sonrası yemeği yaparken diyor. Sonra arabaya bin. Bazı şeyleri biz zihnimizle canlandıramıyoruz. Dolayısıyla gerçek hayattan kopmuş durumdayız. Gerçek hayattan kopunca da biz hep sürekli YouTube'dayız, sürekli oyunlardayız, sürekli bazı şeyleri anlamaktan zorlanabiliyoruz. Öğrenciye diyor ki soruda adam. Bir bahçeye ağaçlar dikilecektir diyor. Bahçe, bahçe. Birçoğumuzun bir yaşadığı yerde böyle her yerde bahçe, her yerde ağaçlar, yok. büyük şeylerde öyle düşünün mesela. Veyahut da bir çiftliğin etrafına diyor çiftlik, etraf. Yani filmlerden dizilerden gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla bazı konularda zihnimizde o soruyu canlandıramıyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle birinci adımda arkadaşlar, birinci adımda şak diye soru yapmaya başlamayacağız. İlk başta matematiksel temelimizi güçlendireceğiz. Yani matematikte bizim öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken çarpanlar, katlar, üslü sayılar, köklü ifadeler bunları öğreneceğiz ama temel seviyede. O zaman ilk başta temel seviyede öğreneceğiz. Yani dört işlem seviyesinde veyahut da altıncı sınıf, yedinci sınıf seviyesi öğreneceğiz. Sonrasında orta seviye sorulara geçeceğiz. Orta seviye sorulardan kastımız ne? Birazcık içerisinde hikaye olan. Yani direkt yeni sorulara geçmiyoruz bakın. Sonra yine orta seviye sorular çözeceğiz. Yine orta seviye. Fakat bu sefer biraz daha kısa sürede çözeceğiz. Yani burada orta seviye soruya atıyorum dört dakika verirken burada yine dört dakika vereceğiz. Sonra belki ileriki seviyede biraz daha sorular çözdükten sonra dördüncü seviyeye geldiğimizde bu sefer üç dakika vereceğiz. E hocam ne zaman biz yeni soru çözeceğiz? Sıkıntı yok. Yeni soruya geleceğiz arkadaşlar. Şimdi bir anda buraya atlamaya çalışırsanız sıkıntı yaşarsınız. Bir anda ben pazara gideyim domates satayım derseniz ne olur? satamazsınız ki. Önce domatesin iyisini seçmeyi öğrenmeniz lazım. Sonra domatesi dizmeyi öğrenmeniz lazım. Sonra fiyattan öğrenmeniz lazım. Sonra onu kasa yüklemeniz lazım. Sonra bu işi yapan bir insanın yanında durmanız lazım. Sonra pazarda domates satabilirsiniz. Ben girip pazarda direkt domates satacağım derseniz olmaz. İşte temel, orta, Yavaş yavaş. Peki hocam bazı arkadaşlarımız şak diye hemen buraya atlıyor. Hayır atlamıyorlar. Onlar beşte, altıda, 7'de defalarca soru çözdüler, çalıştılar ve şu anda da hala çözüyorlar. O yüzden atlıyormuş gibi geliyor sana. Normalde buradan atlamadılar onlar. Onlar da buraları geçtiler. Sen bu basamakları geçmediğin için şu anda sıkıntı yaşıyorsun. Sonrasında yeni nesile geleceğiz. Peki yeni nesil soruda ilk başta kaç dakika vereceğiz? Belki ilk başta beş dakikada çözeceksin. Ama hocam gerçekten hadi iki dakika veriyorlar. Zamanla o yeni nesil sorularda iki dakikaya geleceksin. İlk başta Beş dakikada çözeceksin belki. Önemli değil. Ama her biri adımı ata 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 buraya ulaşacaksınız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. nesil soruları asla değil. Şu anda yapamıyorsun. Şu anda yapamıyorsun ama eğer bu basamakları temelden ortasaya, ortadan yeni nesile, yeni nesile uzun süre vererek sonra kısa süreye geçersen yapacaksın Umran. Ama şu anda yapmaya çalışırsan sıkıntı yaşarsın. Burada bizim çok değerli kitaplarımız var. Problem Bankası gibi veyahut da Tostlarımız gibi. Onlardan faydalanabilirsin. Ben şimdi reklam yapmak istemiyorum ama tekrar söylüyorum adım adım ilerlemen lazım. Yani bir anda örnek soruları çözmeye çalışırsan bu taraf atlamış oluyorsun. Bir anda LGS çıkmış soruyu çözersen bu taraf atlamış oluyorsun. İlk başta temelden başlayacaksın. Sıkıntı yok. Ben şu anda buradayım ama geliyorum diyeceksin. Ben geliyorum. Diğer türlü burada atlarsan her seferinde gelemediğini görüp canın sıkılır. Bu arkadaşımızın sorusu, Tayyar'ın sorusu da hemen Zoru Bankası'nı al. Zoru Bankası'ndan soru çözmeye başla. Ama onun öncesinde taktikli ve dinamoları almasan onları da alarak sonrası zor bankasına geç diyebiliriz. Şimdi LGS 4 Haziran 2023'te 90 sorudan oluşuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama öğrenciler sadece LGS'nin 20 sorudan oluştuğunu zannediyor. Matematikten oluştuğunu zannediyor. Matematiğe tabii ki önem vereceğiz. Matematiğe tabii ki çalışacağız. Tabii ki Umran'ın yaşadığı sıkıntıları yaşadığımız zaman vazgeçmeyeceğiz. Asla yapamıyorum değil, şimdilik yapamıyorum diyeceğiz. Ve sonrasında başarı ulaşacağız ama şunu unutmayın. 90 eksi 20 ne eder? Yazıyorum buraya. Ben de matematiğim fena değil gördüğünüz gibi. <laughs> 70 eder. 70 soru nerede? Fen nerede? Türkçe nerede? İnkılap nerede? Din nerede? İngilizce nerede? Bunları da çok iyi çalışacağız. Bunları da iyi netler yapacağız. Ve böylece 90 soruda en yüksek netler yapıp hayalimize ulaşacağız. Konuyu anlayacağız. Soruyu çözemeyeceğiz önemli değil. Konuyu anlayacağız, kolay soruyu çözeceğiz ilk başta. Konuyu anlayacağız, orta seviye soruyu çözeceğiz. Konuyu anlayacağız, zor seviye çözeceğiz. Sonrası artık soruyu çözebiliyoruz diyeceğiz. Ama ilk başta konuyu anlayıp soruyu çözememek çok normal bir şey. Çünkü ilk başta hemen zor sorudan başlıyorsunuz. Az önce söylediğim şeyleri burada bir kez daha tekrarlıyorum. Konuyu tamamen öğrendiğiniz emin olduktan sonra en basit sorulardan başlamalısınız arkadaşlar. Moralinizi bozacak şeylere asla prim vermemelisiniz. Sorulardaki önemli yerlerin altını çizmeniz lazım. Süre sınırı yapmamanız lazım. Ve konu anlatımına bakarak doğru cevabı iyice kavramanız lazım. Yani ben görüyorum mesela öğrencileri. Bugün kaç soru çözün diyorum. 50 soru çözdüm hocam. Tebrikler. Cevapları kontrol etmedim hocam. E, kim kontrol edecek? Kontrol etmen lazım. Veyahut da kontrol ettim hocam. işte 14 tane yanlış çıkmış. Tamam. Yanlışlarını kontrol ettim. Yani üzerinden kare kodu okutarak soruların çözümünü izledin mi? Hayır hocam. Baktım cevabı C'ymiş. Onu öğrendim. Hayır. Çok soru çözmeniz değil. Verimli soru çözmeniz önemli. Bakın bunu her zaman söylüyorum. Bir kez daha sizlere söyleyeceğim. Bir öğrenci var. Günde 10 saat çalışıyor. Veyahut atıyorum işte bin soru çözüyor. Ama bir verimli. Yani cevaplarını kontrol etmiyor, yanlışların üzerinden geçmiyor. 10 saat çalışıyor ama bir verimli çalışıyor. Elde ettiği puan 10. Başka bir öğrenci var ise bir saat çalışıyor ama her şeyi defalarca kontrol ediyor. Yanlışlarını iyice kontrol ediyor, hataların üzerinden geçiyor, öğretmenine soruyor, videolarla tekrar ediyor ve 10 verimli çalışıyor. Bak bu 10 saat çalıştı, 10 verim elde etti. Bu 1 saat çalıştı, 10 verim elde etti. Peki biz ne yapacağız hocam? Bizim yapacağımızı söylüyorum. 10 saat çalışacağız, 10 verimle çalışacağız ve 100'ü elde edip herkesi geçeceğiz. Bizim yöntemimiz bu olacak. Ama şu hiç olmayacağız yani. 10 saat çalışıyorsun, hem çok çalışmış oluyorsun, moralin bozuluyor, canın sıkılıyor, hem de elde ettiğin puan 10. Niye? Çünkü yanlışların üzerine gitmiyorsun. Dolayısıyla süre sınırı yapmadan ve süre siniri yapmayacaksınız. Ya yani sinir oluyorum yetişin. Ya önemli değil hemen bir anda bugün iki dakikada çözmek zorunda değilsin yeni soruları. Zamanla süreyi artırabilirsin. Konu anlatımına bakarak doğru cevapları iyice kavrayacaksınız. İkinci etapta artık farklı seviyelerde sorular çözmeniz lazım. Hani ben basamakları çizmiştim ya. Onları anlatıyoruz şimdi sizlere. Farklı seviyelerde biraz daha zorlayıcı sorulara geçeceğiz. Yine hatalarımızı çıkaracağız. Ve yaptığımız yanlışlar bizleri üzmeyecek. Ve tekrar söylüyorum. Program olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu program nasıl olmalı? Bizler birazdan sizlere nasıl yapacağınızı söyleyeceğim ama... ...en kötü ihtimalde o gün yapacaklarınızı bir kağıda yazmalısınız arkadaşlar. Yani işte bugün 100 tane Türkçe çözeceğim, bugün 50 tane matematik çözeceğim, işte bugün 20 tane Dinamo'dan soru çözeceğim diye böyle ödevlerinizi yazıp ardından da onları bitirdikçe tık atmalısınız. Ama ben hocam tam anlamıyla bir sistem istiyorum diyorsanız sizlere çok güzel bir tanıtımımız olacak, bir balımız olacak, bir kutu bal. Onu izleyin ardından tekrar buradayız arkadaşlar. Hadi bakalım. Online LGS dershanesi başlıyor. LGS 2023'ü hazırlanırken dershaneye gitmek hem çok yorucu hem de masraflı diyorsan bırak dershane evine gelsin. LGS dershanesinde her hafta canlı dersler, sana özel koçluk sistemi, 18 kitaptan oluşan LGS seti, her hafta LGS deneme sınavı, kişiye özel ödevlendirmeler ve veli bilgilendirme sistemi var. LGS dershanesinde ikinci kayıt fırsatı başladı. Eylül sınıfında yer almak istiyorsan tonguçakademi.com'u ziyaret edebilirsin. Evet tanıtımımızı izlediniz. Çözüm Tonguç Dershane. Tonguç'la dershaneyi bir araya getirdik. Dershanecilik tecrübemizi, video tecrübemizi ve LGS tecrübemizi bir araya getirip 2023 yılında Tonguç Akademi tarihindeki ilk dershanemizi açtık. Öğrencilerimize canlı yayınlarımız başladı. Gümbür gümbür ilerliyoruz. Şimdi telafi derslerimize başladı. Mutlaka telafi derslerimize de katılarak bizlerle beraber sizler de başarıya yelken için arkadaşlar. Tonguç Akademi.com'da LGS dershanesi de sizleri de bekliyoruz. LGS dershanesi LGS'de en yüksek başarı hedefleyen öğrenciler için mükemmel bir sistem oluşturduk. Sizler de inşallah orada bizlerle birlikte kendi efsanenizi, kendi başarı kendinizi yazacaksınız. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden görüşmek üzere.